Kozmetik ürün ve marka seçerken dikkate almamız gereken en önemli faktörler nelerdir? Cilt tipine göre ürün seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bu kesin çünkü bu zaman geçtikçe cildinizde hasar bırakabilir. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz güzellik uzmanı ve Eva Kozmetik kurucusu Gülbahar Turgun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kozmetik ürün ve marka seçerken dikkate almamız gereken en önemli faktörler nelerdir? En önemli faktörler marka seçmeden önce, ürün seçmeden önce kendi cilt tipinize göre uygun bir şekilde ürün seçmek ve ilk seçerken de uzman hani birinin yönlendirmesiyle öyle. Yani aslında önce cildimizin nasıl bir cilt olduğunu bilmemiz evet, gerekiyor. Evet, bu çok önemli. Bunu da belli başlı güzellik evet, dermatolojiler, güzellik dermatologlar evet. aracılığıyla öğrenip ürünleri de ona göre evet, seçeceğiz evet. değil mi? Peki cilt tipine göre ürün seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Cilt tipine göre ürün seçerken herkes böyle önce markayı seçiyor, cilt tipini seçmiyor ama marka seçerken de her ülkenin iklim şartıyla göre ürün üretildiği için Türkiye'nin iklim şartını göze alarak ürün seçerken daha faydalı olur. Hani hem cilt tipine göre hem ürünün içerikli beraber kendine uygun ürün seçtiğinde daha çok işine yarayacak. Evet. O içerikleri öğrenmek için de tabii ki mutlaka profesyonel yardım almak tabii, evet. gerekiyor kendimizi evet, tanımak evet. için. Peki bir ürünün içeriğini okumak ne kadar önemli? Şu anki devirde hani biz işte çok fazla reklamdan etkileniyoruz. Kesinlikle. Ya da işte indirimli üründen etkileniyoruz. Kesinlikle. Ama bazı ürünler var ki indirimli olsa dahi hani çok reklamın çıksa dahi içinde paraben, sülfat olan bazı ürünler vardır. Bunlar kaçınmamız gereken şeyler. Evet, paraben, bunlar, sülfat bu kesin. Evet bu kesin çünkü bu zaman geçtikçe cildinizde hasar bırakabilir. O yüzden elinizden gelene kadar ürün seçerken doğal olmasına özen göstermek ve dermakozmetik yani bir uzmanın dermatolojinin ya da bir cilt uzmanın önerisiyle cildinize göre içerikli hani herkes bilmek zorunda değil ama birinin yardımıyla öyle seçerse daha sağlıklı daha olur. Daha sağlıklı olur. Peki kozmetik markalarının güvenilirliğini değerlendirebilir miyiz? Sertifikalar ve test süreçleri hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii yani bu da bir çok önemli bir konu şu an. Hani gündemimizde sadece Türkiye değil uluslararası kozmetik olan ihtiyaç gitgide artıyor. Hayır bir de şöyle bir şey var. Herkes diyor ki benim şu sertifikam var, benim bu sertifikam var. Yani herkese göre bir sertifika ama var. Biz neye bakacağız? Adı sertifika olabilir ama bazı sertifikalar var ki Uluslararası Sağlık Bakanlığı'nın bizzat kendisinin verildiği tek tek test yapıp laboratuvarda test sonuçlarından sonra hani size verildiği sertifika vardır. Mesela GMP olsun, CE olsun, içeriklik çeşit çeşit yurt dışından gelen olsa MSD, MS olsun. Bunlar adı sertifika değil, hangi sertifika olduğuna ve olursa da hani biraz araştırma yaparak hani uzman bilgisi olan birinden sorarak öyle ilerlemesi daha sağlıklı olur. Peki ürünlerin bir de aslında deneme aşaması oluyor. O yüzden şimdi biraz böyle sosyal medyadan bana hep geri dönüş yapıyorlar artık kimse tester vermiyormuş diye ama aslında o testerlar çok önemli değil mi? Çünkü bir ürünü almadan önce denemek de önemli aslında. Şöyle ben hem kozmetikçi olarak hem bir eğitmen olarak şunu öneriyorum. Mesela hani bir ürünü size test verdi bir kere kullandınız. Ya bundan bir ürünün tam hani size iyi gelen gelmeyeceğini anlayamazsınız. Hani cildin yapısı olarak, biyolojilik olarak bir cilt, bir ürün uygulandığı zaman 4 haftadan 6 hafta süreç lazım. Neden? Çünkü vücudun değişim süreci 21 günden 27 gün arasında hücreler yenileniyor. Bu süreçte yenilendikten sonra siz de bir ay sonra anlayabilirsiniz daha parlak mı daha. Evet ama aslında o testerlar en azından alerjimiz var mı? Ha, bir de dokunma onu tabii. anlamak için evet, önemli. Evet alerji konusunda çok önemlidir. Hatta fondötenler mesela özellikle. Bazen özellikle. Hatta bazı ürünler dediğiniz gibi alerji olup olmadığını ilk kullanımda zaten hissedersiniz ama sonucun nasıl olup olmadığı beklemesi onu, lazım. Tabii evet. ki normal mesela hiyaluronik asitli bir ürün kullanıyorsunuz. Onun sizin cildinizi nemlendirmesi, nem kazandırması bir aydan çok tabii, daha fazla. Evet, tabii evet. ki. Peki makyaj ürünleri için geçerli olan daha pahalı, her zaman daha iyi kuralı doğru mu? Uygun fiyatlar nasıl olabilir?
konuda tabii bizi aydınlatırsanız seviniriz. Tabii ki bu hani sorunun kendisinden bir de bu benim için bir yanlış sorudur. Hı hı. Çünkü daha pahalı ya da daha ünlü bir markanın size iyi geliyor diye bir şey yoktur hiçbir yerde. Bunu şöyle analiz yaparız. Piyasada hani güçlerinize göre araştırma yaparak ne kadar doğal olduğu, ne kadar doğal olursa cildinize ne kadar yakınsa cilt tipinize öyle ürün seçtiğinizde daha çok sonuç alabilirsiniz. Hı, ama anladım. Gidip de işte çok dünyanın ünlü markası ya da işte biri kullanmış arkadaşım çok iyi gelmiş. Ben de tabii. Gideyim onu alayım. Bu kesinlikle önermiyorum. Doğru değil. Anladım. Peki dedik ki bir uzun bir süre var işte cildinize yarayıp yaramadığını anlamak evet. için. Peki o uzun sürenin sonucunda ne görünce cildimizde evet bu ürün bana iyi geldi demeliyiz? İlk ince detayları uzmanlar görebilir ama herkesin fark edebileceği iki tane büyük bir özellik vardır. Biri cildiniz hem yumuşak hem çok nemli olur. Sağlıklı bir cilt. Bir de çok parlar. Hani baktığınızda çok sağlıklı görünür. Anladım. Işıl ışıl. Bu size ürünün iyi gelip gelmediğini ilk... gösterir. Evet. Aslında işte gözeneklerin belki küçülmesi ihtiyaç evet. halinde falan evet. gibi. Yani evet. cildin iyiye gittiğini görseniz evet. zaten o ürün size evet. iyi gelmiş evet. demektir. evet. Peki kozmetik ürünlerinin yanında cilt bakımını destekleyen diğer yöntemler neler? Hangi yaşam tarzı alışkanlıkları önemlidir? Bu konularda evet. bizi aydınlatırsanız seviniriz. Evet, bu da çok önemli bir konu. Biz aynı zamanda bizim hastalar geldiği zaman ürün öneriyoruz, cilt tipini analiz yapıyoruz ama özellikle diyoruz ki benim dediklerimi yapıp ama aynı zamanda ek olarak düzenli uyku olmazsa, en az 2,5 litreden az su içersen ya da hiç su içmezsen ya da paketlenmiş gıda, çok fazla fabrikasyon ürün tüketirsen... Zararlı çok, alışkanlıklar. Hazır gıdalar. Evet, da. Hani egzersiz sadece kilo vermek için değil. Yani her gün kısa olsa da meditasyon, yogadır, egzersizdir. Bunlar en az yarım saat yürüyüş dahi içinde yapılması gerekiyor. Kan grubunuza göre doğal beslenmek bu çok önemli. Bir de uyku bu hani cilt zaten biyolojik olarak 11'de uyku içinde olmanız şarttır yani. Hı hı. Bunu öyle vücut istiyor. Cildimiz tam 11'de kendi kendini yenileme, temizleme anladım. Aşamasına geçtiği için... Biz ona izin vermiyoruz, gece saatlere kadar uyumuyoruz, sonra gidip pahalı ürünleri kullanıyoruz. İşte işe yaramadı. Hiçbir işe yaramıyor o zaman evet, tabii cildi ki. Yoruyoruz o halde bu durumda. Bir de ciltlerin daha hızlı yaşlanmasına, tabii daha ki. Hızlı bloke olmasına neden oluyor. Tabii o yüzden ki. Kullandığımız ürünler ne kadar iyi olsa da çok fazla etkiyi göstermiyor. Anladım. Biraz önce de bahsettik aslında şu an reklamlara çok kanıyoruz ve hemen her ürünü almak istiyoruz diye. Sizce sosyal medya ve influencerlar burada nasıl bir rol oynuyor? Neye dikkat edelim? Onların da tavsiye ettiği tabii ki bir sürü iyi ürün de var ama neye göre burada karar verelim? İşte az önce başta dediğimiz gibi tamam tabii ki ya bazı influencerlar tabii ki bize iyi ürünü kendisi Hı-hı. kullanıp destekliyor ama ben bütün influencerların kullandığı ürün iyi demiyorum. Çünkü bizzat kendimini denedim oldu ve çok hayal kırıklığına uğradım. Ben ilk Türkiye'ye geldiğim zaman Türkiye'deki böyle fenomenlerin yaptığı ürünleri deniyordum. Hani ben bütün ürünler Güney Kore'de aldım, eğitim de orada. Hani nasıl bir fark var Türkiye'de? Çok yenildim açıkçası. Dedim hani o yüzden burada hani kısa bir cevap vermek gerekirse az önce dediğimiz gibi ilk kendi cilt tipini tanıması ondan sonra yavaş yavaş önce alerji testli beraber hani alerji yapar mı? Her gördüğünü almadan. Almadan tipine göre uzman birinin desteğiyle öyle başlaması daha başlaması lazım. Peki son olarak doğru ürün ve marka seçimi için izleyicilere verebileceğiniz en önemli ipuçları nelerdir? İpuçları dediğim gibi kendisinin güvendiği yani böyle televizyonlarda çok oluyor. Mesela benim de takip ettiğim bir sürü fenomen vardır. Siz de onun içindesiniz. Çok severim. Teşekkür ederim. Çok maalesef. Böyle gerçekten iyi şeyleri önce kendisi uyguluyor. Ondan sonra evet. böyle, hani bize tavsiye ediyor. Çok var ama denemeden uyguluyor. Evet. Yani onu da takip alarak ama hani hiç bilgisi olmasa, ne seçeceğini bilmiyorsa bir de kendisi işte biraz araştırdığı zaman çok zor da değil. Hani, değil. Bir de bir uzmana gitmek evet, de çok zor değil. Artık herkesin evet, bir bütçesi var. Evet. Her yerde var. Güzellik uzmanlığı, güzellik salonları vardır. Dermatoloğa gidebilirler. Bir devlet evet, asansından randevu evet, alıp. Yani evet. İlla büyük bir bütçe meselesi değil bu yani. Evet. Evet. İlk bir kere gidiyor zaten. Baktığında size güzel bir şey öneriyor cildinize göre. Öyle ilerlemek bilinçli daha sağlıklı en güzeli. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. İyi geldiniz. Teşekkür ederiz Rica. Bilgilendirmeniz için. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.